Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. İyi hafta sonları. Bu videonun konusu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan önce yaşanacak olan 3 büyük olay. Bunu daha önce belki başka YouTube videolarında görmüş olabilirsiniz. Belki görmemiş de olabilirsiniz. Ama bu anlatacağım 3 şey gerçekten çok önemli. Birisi zaten hadis-i şeriflerde de anlatıldığı üzere Mehdi'nin zuhuruna yakın. Aynı zamanda bu kıyamet alametlerinden biri olarak da anlatılıyor. Ziyad bin Sa'd Ez-Zuhri'den, o da Said İbnül Müseyyep'ten, o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan tahdis ettiği hadisi şerife göre Kabe'yi zamanın sonunda, yani ahir zamanda diyor, kıyamet alametlerinin yaşandığı bir dönemde Habeşlilerden iki cılız bacaklı birisi tahrip edecektir buyurdu. Habeş şu an Arap Yarımadası'nda bulunan Etiyopya bölgesi. Oradan bir takım insanlar, yani kökeni oraya ait olan insanlar Kabe'ye saldıracaklar ve Kabe'yi tahrip edecekler buyuruyor. Başka bir hadis daha var. Bu da İbni Ebi Müleyke, o da İbni Abbas radıyallahu anh'tan tahdis ettiği hadise göre Peygamber Efendimiz Kabe'yi yıkacak olan o apışık iri ayaklı koyu siyah Habeşli'yi Kabe'nin duvar taşlarını birer birer koparır halinde görür gibiyim buyuruyor. Belki şu an Suud'un başındaki kişilerden bahsediyor olabilir Efendimiz. Şüphesiz Kabe'nin definesini Habeşlilerden iki cılız bacaklı birisinden başkası çıkarmayacaktır. Demek ki Kabe'de bir define var ve bunu Efendimizin bahsetmiş olduğu Habeşlilerden iki cılız bacaklı birisinden başkası çıkartmayacaktır diyor. Şimdi bu olay yaşanmadı henüz. Yaşanacaktır. Hadisin Buhari ve Müslim'deki metinleri Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Başka rivayetlerin de dalaletiyle anlaşılıyor ki Kabe'nin Habeşliler tarafından yıkılması Hazreti İsa aleyhisselamın inmesinden sonra olacaktır diyor. Yani Mehdi aleyhisselam zuhur edecek ve akabinde Hazreti İsa aleyhisselam nüzul edecek ve bu kıyamet alameti olarak gerçekleşecek olan bu olay, Kabe'nin yıkılması, bu Hazreti İsa'nın nüzulünden sonra gerçekleşecek diyor bu hadisin tefsirinde. Habeşlerin başında ince bacaklı birisi bulunacaktır diyor. Aslında Habeş milleti zayıf, çelimsiz bir ırktır. Bunu herkes biliyor zaten arkadaşlar. Ancak hadiste işaret edilen olaydaki askerin başındaki şahsın bacakları çok daha ince olacağı için Efendimiz ona iki bacakçık sahibi demiştir. Yani küçük bacak anlamında iki bacakçık sahibi demiştir. Kabe'nin Habeşliler tarafından yıkılması, Kabe'nin yeryüzünden kalkması demektir. Kur'an-ı Kerim'de de Mekke-i Mükerreme'nin emin bir harem kılındığı bildirilmektedir. Ankebut 67. ayet. Halbuki bu hadiste Kabe'nin yıkılacağı bildirmektedir. Bu durum hadisin ayetle çelişki arz ettiği izlenimi verebilir. Ama aslında bu çelişki söz konusu değildir. Çünkü harem-i şerifin emniyeti dünya harap olup kıyamet yaklaşıncaya kadardır. Ayetin bu hadiste tahsis edildiğini söyleyenler varsa da Kadı İyaz önceki görüşü benimsemiştir. Şimdi arkadaşlar bu olay çok çok önemli. Bu bekleniyor. Bir ikinci olarak da Kabe'de yükselen saat kulesi, biliyorsunuz bu da ahir zaman alametlerinde, kıyamet alametlerinde var olan bir hadis ve günümüzde gerçekleşmiş arkadaşlar. Mehdi'nin zuhurundan önce Kabe'de yükselen bir saatin gölgesinin Kabe'yi örteceği söyleniyor Efendimiz tarafından. Bu olay da gerçekleşmiş. Hatta buna yapıldığı dönemde çok karşı çıkıldı. Fakat buna rağmen bunu yaptılar. Ama bunun sebebi de Peygamber Efendimizin hadisinin gerçekleşmiş olması, gerçekleşeceği için Allah-u Teala böyle bir şeye izin verdi ve Kabe'deki saat kulesi yapıldı. Ve şu an baktığınızda oraya gidenler daha iyi bilir, daha iyi görmüşlerdir. Oranın gölgesi, o saat kulesinin gölgesi Kabe'yi örtüyor arkadaşlar. Kabe'nin tamamını kapatıyor. Güneşin yörüngesine göre tabi. Bu olay da yine yaşanacak olan Hazreti Mehdi öncesinde yaşanacak olan büyük olaylardan biridir ve şu an gerçekleşmiştir arkadaşlar. Fakat bir önce bahsettiğim olay henüz gerçekleşmemiştir. Bu da yine
çok önemli bir hadisedir. Ve bir diğer olay da arkadaşlar, bunu ben bizzat Eyüp Sultan'da kendim birisinden duydum. Bir Allah dostundan dinledim. Ne kadar doğrudur mahiyetini Yüce Rabbimiz bilir. Orasına ben bir şey diyemem. Fakat bana anlatmış olduğu şey şu ki, şimdi Eyüp Sultan Camii avlusunda tam ortada büyük bir ağaç var. Ve çok çok eski ve çok kalın bir ağaçtır. Görenler vardır ve şu an hafif eğiktir, yan yatmış durumda. Hatta altında demirler var. Demirleri bile ezmiş durumdadır. O zat bana demişti ki bu ağaç yıkılmadan Mehdi Aleyhisselam zuhur etmez demişti. Ve ağaç yıkıldığında da yine kökünde Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin yüzüğü varmış. Sanırım bu ağacı Fatih Sultan Mehmet Han dikmiş demişti bana. Bu olay da henüz gerçekleşmedi. Onun anlattığına göre henüz gerçekleşmedi. Ve şu an Eyüp Sultan'a gidenler mutlaka o ağacı görürler. Görmeyenler de gittiğinde mutlaka baksınlar. Ağaç neredeyse yıkılacak vaziyette, böyle yan yatmış durumda. Benim çok dikkatimi çekmişti. Gerçekten dedim, gerçekten olabilir dedim yani. %99. Çünkü mantıklı geldi bana. Bu anlatmış olduğum 3 olay da gerçekten çok çok önemli. Kabe'nin yıkılma olayı zaten bütün dünya tarafından şu an bilinen bir şey. Hani insanlar çok çok araştırıyor bu konuyu. Ve ahir zamanda böyle bir şey olduğu an arkadaşlar bilin ki yani zamandan çok az bir şey kaldı ve Allah'ın gerçek nuru yeryüzüne hakim olacak demektir. Ve Kabe'ye yapılan saat kulesi de çok çok dikkatimi çekmişti. Hadis-i şerifi ilk gördüğümde, ilk duyduğumda beni çok etkilemişti ve bu konuyla ilgili ben daha önce videoda hazırlamıştım aslında. Ama saat kulesinin gerçekleşmiş olduğu, yani Peygamber Efendimizin sözünün yerde kalmadığını Allah-u Teala bir kez daha gösterdi. Nasıl İstanbul'un fethedileceği konusundaki hadis-i şerifi nasıl ki gerçek olduysa, Peygamber Efendimizin hadisleri bir bir gerçek oluyor. Geçenlerde bilim adamlarının yapmış olduğu açıklamalar da, güneşin batıdan doğacağına dair yaptığı açıklamalar da yine Peygamber Efendimizin sözünün yerde kalmadığını ve kalmayacağını gösteriyor. Tabii insanlar, günümüzde ilahiyatçılar bile hadis-i şerifleri önemsemiyor. Kur'an-ı Kerim varken ne gerek var hadislere diyenler var. Ama Kur'an-ı Kerim'in en büyük müfessiri, yani onu en büyük tefsir eden kişinin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu unutuyorlar. Peygamber Efendimiz Kur'an'daki şifreleri aslında çözmüş ve bize aktarmıştır. Bu da tabi Allah'ın yardımıyla, Allah'ın dilemesiyle olan bir şey. O yüzden hadisleri kimse yok sayamaz. Böyle Allah-u Teala bir bir Peygamber Efendimizin hadislerini ortaya çıkartır ve inanmayanların gözlerine bu şekilde sokar diyorum. Çünkü bu çok büyük bir olay arkadaşlar. Efendimizin sözü hiçbir zaman yerde kalmaz. Evet arkadaşlar, bu videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer ve bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'da soru ve önerilerinizi bana ulaştırabilmeniz için Tezcan Oskaya kullanıcı adıyla giriş yaparak Instagram'dan bana ulaşabilir, soru ve önerilerde bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.